bu harika map dolu taksiden günaydın. Stresli uyandık. Arkadaşlar günaydın. Hiç böyle hazırlık, makyaj, hiçbir şey yapmadan çıktık. Şimdi size anlattığımız gibi Epoistan'a gidiyoruz. Burada da bir tren istasyona gideceğiz. Oradan yaklaşık 1,5 saat gösteriyor. Araçla 3 saat gösteriyor. İşte ne bileyim otobüsle 5 saat gösteriyor. Bazı trenlerle yine 3 saat gösteriyor. Çok enteresan bir ulaşım güzergahı var, bilmiyorum. O yüzden biz en kısa olanını seçtik. Şimdi taksideyiz. Bavullarımız gördüğünüz gibi arkada. Taksileri çok büyük, yani sevdim. Bu beni ne bembeyaz çekiyor be? Dediğim gibi birazcık ayılmam lazım. Hala. Hangi konuda ayılmam lazım? Bu biraz bize şey gibi oldu. Balayı gibi oldu. Balayı gibi oldu, evet. Öznur ve Ahmet'le dün gece ayrıldık. Onlar İstanbul'a geri dönüyorlar. İşte bizim de birkaç günlük tatilimiz yine şimdi başlıyor. Roma'nın sokaklarını biz şeye çok benzettik bu arada. Mesela şu köşeden bakın. Pera burası. İstanbul Pera. Mesela şuraya bakın. Karaköy Bankalar Caddesi'nin olduğu yer. Baksana resmen bankalar. Banka, Akbank. Bayağı yine büyük bir istasyon. Ve nereden baksanız 8-9 tane var. Sefer var. Böyle her yarım saat 45 dakikada bir. Biz Napoli'ye giden bir tane bulduk. 15 dakika sonra kalkacak. Arkadaşlar trenimiz geldi. Harika. Aşkım 11.35 diyor. Daha 11.30 ya. Vallahi bindik gidiyoruz. Kocaman bir tren. Sadece bavulları koymak için yeterli yer yok. Ya da şöyle diyebiliriz. Bizim bavul sayımız galiba fazla. 3 tane bizim. Nasıl çarpmışım, gördün mü? Evet, o zaman ben bizim Reels'larımızı editlemeye başlıyorum. Çünkü dün Uğur'un ettiği evlenme teklifinin videosunu yapacağım. Biraz geç saatte olduğu için evet, koyamadık daha. Bir tık zor editlenecek bir şey. Çünkü Ahmet yan çekmiş, Öznur da düz çekmiş. Ben onların ikisini böyle hani karıştırıp bir Reels yapmaya çalışacağım şimdi. Dergi var, bak okumak istersen. Ben şu an daha onlara geçmedim ama. Pazarlıkla çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Say hi to Turkey. Wow. Yeah. Biraz indirimle, yani normalde taksi fiyatlarına, otobüslerden hepsine baktık. No, ikimiz de arkaya oturalım. No problem. Is it okay to sit together? Because we wanna see the roads. Napoli sokaklarını da görün. Uğur'a bir mesaj gelmiş. Roma'nın, İtalya'nın geri olduğunu diye. Evet. Doğru. Belli değil mi zaten? Arabalar önünde kırıyor, bir şeyler oluyor. Evet, çok felaket sürüyorlar arabaları. Abi bile, yani şoför abi bile diyor ki Napoli işte ya. Diyor. Evet. Abi de Napoli. Abi bizim şoförümüz kedi taklidi yapabiliyor. Bu onun TikTok sayfası bu arada. Evet, TikTok sayfası var. Abi sen bayağı... O birebir yapıyor ya. Look. Fight back. Şu an Sorrento kıyılarından geçiyoruz. Burası aslında Positano'nun bağlı olduğu il. İnanılmaz bir atmosfer. Yani yol boyunca böyle işte kayalık demeyelim de buna. Bu arada kolum yanıyor ha. Kuşlar, oteller, küçük küçük evler, plajlar, ne ararsanız var. Asıl manzarayı gösterelim. Kedimizle beraber. Evet. Yolculuğumuza devam arkadaşlar. Çok yüksek ama çok güzel gözüküyordu. Sadece şu an artık gösteremiyorum. Oteli son dakikaya bırakmak hiç ama hiç iyi değil. Önce onu söyleyeyim. Sadece Ağustos ayında zaten genel olarak fiyatlar, hatta şoförümüz de söyledi, taksici abimiz. Double'muş. Ya o yüzden erken almanızın size fiyat olarak çok bir yardım dokunmaz ama en azından çok daha fazla seçenekten yararlanabilirdiniz. Bizim şu an bulduğumuz otel böyle ne villadan bulursa çevrilmiş bir işte küçücük bir pansiyon gibi. Ama çoğu yer öyle, hani şey beklemeyin Positano'da, böyle ne bileyim havuzlu, kocaman, her şey dahil otel, bu kafayı az var ama çok nadir var. Her şey dahil değil de yani havuzlu. Havuzlu onlar da var. 5 yıldızlı otel var. Evet ama yine de benim için hiç problem değil. Çünkü biz havuza girmedik, gelmedik günün sonunda buraya. Aklıma böyle bir şeyler geldikçe sizinle paylaşıyorum. Nereden baksanız da bir herhalde 35-40 dakikalık yolumuz kaldı. An itibariyle Positano tabelasını geçtik yani. İnanılmaz, şuna bakın.
Gerçekten yamaca kurulmuş böyle şehir görüyorsunuz, o kadar da ufak değilmiş bu arada. Singapore. Bizi biriyle de tanıştırdı. Hani isterseniz gelip işte içebilirsiniz ve dönüşte de beni çağırın diye. Arkadaşlar, Uğur odamızla alay etmekle meşgulken ben size hemen etrafı göstereceğim. Konfor alanına çok düşkün bir beyefendi kendisi. O yüzden bulunduğumuz yerin yaklaşık bir 25-30 tane basamağı var. Ondan dolayı çok canı sıkıldı. Ama bence manzarası da bulunduğu yerde iyi. Bakın, daha tepelerde de tutabilirdik bu oteli. Son dakika yapmışız zaten. Tepelerde değiliz. Gayet aşağıdayız. Denizde zaten önümüzde. Anlaşılan o ki buradan keyif alacak tek kişi benim. Beyefendi az önce tam 3 tane valizi yukarıya sırtında taşıdı, işte o bahsettiğim 30 basamağı. Ki ben de yardım etmeye indim ama edemedim çünkü hakikaten bayağı ağırlar ve ya burada birçok otel aynen bu şekilde. Çünkü dağ yamacındayız. Tabii ki de merdivenler, yokuşlar var. Aşağılardaki otellerde evet böyle ya düz ayak olanlar da var tabii ki de, ama hem fiyatları çok fazla hem de hadi fiyatları fazla bu seferlik verelim desek daha yer yok. Ne istiyorsun ki? Nerede kalmak istiyordun? Mecbur. Yani, üzülebilir miyim peki? Hayır, üzülemezsin. Üzülmek yasak bu. Hayır, neden? Kamerayı bana getirir misin? Otel 8.9 puan almış. Yani dedim ki bir şey vardır ya. Ya 10 üzerinden 9 puan almış. Pınar diye Türk bir arkadaşımız oteli öve öve bitirememiş. Ya oteli bir girdik zaten. Hani dimdik 50 tane basamaklı merdiven var. Yani ve ne resepsiyon var, ne bir şey var. Bir tane yaşlı bir teyze var. Yaşlı teyze sahibiymiş, tek başınaymış. İsterseniz dışarıdan birilerini çağırayım, ücretli taşıttıralım falan fistan dedi de. Yani ben taşırım, o problem değil. Ben sadece puanına aldanıp geldik. Gerçi başka seçeneğimiz var mıydı? Pınar ne yaptılar? Senden ücret mi aldılar Pınar? Ne bu? Ya, hani yani nasıl bu kadar övebilirsin ya, anladın mı? Hani kafamın üstünde dev gibi bavulları taşıyarak yukarı çıktım. Yani ne karşılayan var, ne resepsiyonda İngilizce bilen var, derdimizi anlatamıyoruz. Hani neyini övdün bu kadar be kadın? Uğur'un bahsettiği merdivenler şuradaydı arkadaşlar. Yine bahsettiği yokuş da bu. Aslında yani yokuş sayılmaz ya, bu %30 eğim. Uğur, anlarsın sen. Yürüyüş bandında hep şey yaptığın rampa bu senin. Hatta sen bu kadar bile yapmıyorsun, daha yüksek yapıyorsun. Araba yollarının dışında da şehrin içinde böyle ufacık dar sokaklardan merdivenlerle sahile inebiliyorsunuz. Manzaramız var. Yol kenarına çok güzel bir kaldırımın kenarına şuradaki restoran yer kurmuş. Yol boyunca böyle direkt manzaralı yemek yiyorsun. Tatlı bir yer. Bakın, Uğur kesin abarttığımı söyle düşünecek ama bu şu ana kadar İtalya'da yediğim en iyi makarna. Niye olduğunu söyleyeyim mi? İçerisinde zeytinyağı da var, zeytin de var, domates sosu inanılmaz. Merhaba. Merhaba. Aa, Türk. Burada hiç. Oha, çok Türk. Dedim ki Roma'dalar bize yer vermiyor. Gerçekten. Belki görürüz falan. Burada çekiyorum ama rahatsız olmazsınız değil mi? Hayır. Arkadaşlarınıza. Merhaba. Yalnız dünya ne kadar küçük. Üzerinde yürüdüğümüz köprünün yüksekliğine bakın arkadaşlar. Bak yukarı çıkıyorum. Ay, resmen bir kayalık. Çok fena trafik var bu arada. Yani araba kiralamayı düşünenler düşünmeyin. Uğur az önce dedi ki Fethiye ya dedi. Fethiye'nin o şey yoluna çok benziyor gerçekten. Ne deniyordu Uğur oraya? Faralya'ya giden yol değil mi? Faralya'ya giden yoluna çok daha benziyor. Yol. Evet. Öyle bir yerden yürüyorsunuz değil mi? Ama sadece yani 10 katı daha yükseğini düşünün. Burası. Evet. Tabii ki. O zaman şu manzaraya karşı hemen şöyle beraber bir selfie. Neredesin? Ha. Evet, bir şey söyleyeceksin. Bir kere hayatında bir kere olsun benimle. Arkadaşlar aç konuşacağım ya. Öyle bir yoldan bizi aşağı indiriyor ki böyle ve yani. Ve gök gürlüyor. Gök gürlüyor, yağmur yağacak ve inanılmaz tepe bir yokuş yani. Evet. Oranın buraya indiğinin garantisi yok bu arada. Böyle bir yol olamaz. Var işte, iniyor. Tamam, ben bakıp geleyim o zaman. Arkadaşlar neredeyse, bakın neredeyse yolun sonuna gelmiştim ama şezlongları topluyorlar. Lütfen bu aramıza kalsın, bunu kimse Uğur'a söylemesin çünkü Uğur gelmedi. Ben hayatta inmem dedi aşağıya. Gerçekten çok fazla basamak var ve ben yolda her böyle köşede mutlaka bir grup gördüm. Oturup dinlenen, nefes nefese kalmış insanlar. Yani aşağıya inmeyerek en iyisini yaptı. Muhtemelen bugün bu gök gürültüsü ve yağmurdan dolayı, yani son 1,5 saatte oldu bunlar. Erken kapattılar, bilmiyorum. Bir de zaten bence yayan gelmek hiç mantıklı değil buraya. Buraya inmem bile 8-9 dakikamı aldı, çıkmayı düşünemiyorum. Ki daha inmemiştim.
Normal botlar da yanaşıyor. Gün içinde onlarla inmek daha mantıklı olacak. Lütfen orası söylemeyin. Çok fena alay eder. Gidiyorum şimdi ben. Dırıt. Mahsur. Mahsur kaldık. Bugün o kadar güzel başlamıştı ki gördünüz değil mi? Şu an gerçekten mahsur kaldık. Bir tane taksi bulduk yolda. Onu durdurduk. Nereden baktık? Sadece 500 metrelik bir yer getirdi bize. 10 euroya. Ama kazıklamadı yani. Normal öyle tarifelere. Ve 400 metre daha var otelimize. Burada araba her yere giremediği için indirdi bizi. Biz şimdi yürüyeceğiz ama nasıl? Arkadaşlar önce Uğur'u yollayalım. 3. Yok yok şimdi yollama. şimdi yollama. Böyle biraz hızlandı çünkü. Az önce bu kadar ses çıkmıyordu. Bayağı hızlandı. Hiç baksana mi? Dolu yağıyor. Bak görüyor musun? Bak sesi duyuyorum ama tamam. Görmedim daha. Aşk buraya gel. Böyle geliyor çünkü. Geliyor. Oh! Ayaklarımızın haline bakın. Çamur. Çamur oldu her yer. Arkadaşlar postaneye sakın gelmeyin. Bak şimdi. Masaya bir tabak geliyor. Aslında hepimizin normal yaptığı bir şey bu bence. Evet. Ama onlar bunu yan masadan gördüm. Çünkü şöyle yaptı. Şimdi önce tabağa yağ koyuyor. Zeytinyağı. Üzerinde balsamik. Ama yanındaki abla gerçekten çırptı. Hani ben o kadar çok ses geldi diye baktım zaten. Ben biraz daha yavaş yavaş yapıyorum. Böyle bir lezzet yok. Yüzeye bakıyorum. Çok küçük demişler ya. Direkt canlı olarak her şeye şahit olacaksınız da. Sizden önce tabii Instagram'da paylaştık biz her şeyi. Evet. Altında işte yok yüzük küçük, yok yüzük çok büyük, yok küçük, yok büyük, yok şu kadar kara, yok bu kadar kara. Ya orada olay yüzük değil ki ya. Orada bir hani mutlu oldu. Herkes ona takılmış. Kavga edenler falan var. Yani bizim bu arada bizim postlarımızın altında değil. Magazin sayfaları paylaşıyor ya onların altında. Evet yüzük. Pahalı bir yüzük. Yani kavga edenleri sesleniyorum burada. Keşke daha iyilerini alabilseydim ama. Şey söyleyebilir miyim? Söyle. Yüzüğü Uğur'un buradan aldığını düşünmüştüm. Yani son dakika mı aldı ama hayır. Ben kendime buradan bir yüzük aldım. Uğur yüzüğü İstanbul'da aldım. Yes. Lütfen yani bana sorun. Yarın şunu denemek istiyorum. Bu normal en meşhur, İtalya'nın en meşhur şeyi limonları. Dondurma ama sorbe gibi düşünün. Bunlar stick şeklinde dondurmalar. Ben bayağı iştah açıcı gözüküyorlar. Yani şu anda yerim yok ama yarın bunu deneyeceğim. Şu manzaradan bir günaydın diyorum arkadaşlar. Otelimizdeki hanımefendi, zaten burası aile eviymiş onların. Sonradan böyle otele çevirmişler. Böyle köşeleri falan doldurmuş şeyle, resimlerle. Taşlar çok hoşuma gitti ya. Yani mesela Uğur güldü ama bence inanılmaz tatlı. Hı-hı. Bir meyve salatası bıraktım. İşte bu süt kruvasanlarımız burada. Okay, this is like butter. Bu butter. Yes, okay. Non porridge. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Şeyler büyük. Hemen odaya geldik. Bugün fırtına başlamadan gezebildiğimiz kadar gezelim, girebildiğimiz kadar suya girelim. Sonra zaten hiçbir şey yapamayacağız. O yüzden ben hazırlanmaya başladım. Önce güneş kremimi bir güzel süreceğim. İyi gözüküyor ama cildim. Şu an yani çok enteresan. Genelde böyle tatillerde işte güneşten ya da havasından mutlaka sivilce çıkartırım. Hiç çıkartmadım ha. Helal olsun. Huda'nın bu yeni çıkarttığı concealer'dan deneyeceğim. Yanlışlıkla deneyeceğim dedim ama yani uygulayacağım demek istedim. Böyle bolca sürdüm. Onu çünkü bir de yüzüme dağıtacağım hafifçe. Bu L'Oreal'in fonteni de çok hoşuma gidiyor. Biraz bronzer. Ya bak güneş açınca hemen herkes bir anda dökülüyor. Bunun özelliği ne acaba? Kokuyor mu? Evet. Oha çok güzel limon kokuyor. Bak böyle mesela tabelalar sizi aslında gitmek istediğiniz yere götürüyor. Ya da insanları izlerseniz herkes zaten genelde bu çarşıyı gezip aşağıya iniyor şeye. Deniz kenarına. Buradayken de gelmeden önce de çok araştırmıştım. Bu videonun altına da mutlaka hani gidin diyeceğim yerleri yazacağım. Hani olur da belki ne bileyim balayı tatilinizi buraya
istersiniz bilemiyorum artık. O merak edenler için aşağıya açıklama kutusuna beğendiğim yerleri yazıyorum. Aklınızda olsun. Küçük küçük botlar yanaşıyor. Gitmek istediğiniz beach'e ya da ne bileyim sizi istediğiniz yere götürüyorlar aslında. Ama taksi gibi de değil. Bunlar mesela Arienza geliyor. Bizim gideceğimiz beach'in şeyi, teknesi. Onun dışında burada böyle bir sürü tur ajantası var. Az önce Uğur'la şeyi sorduk. Ya ben bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. Uğur'la şeyi sorduk. Capri'ye giden o private turlar. Yani tur da demeyelim, private boat. Mesela iki kişi gidiyorsun, seni orada bırakıyor, yüzüyorsun, dönüyorsun. Ne kadarmış biliyor musunuz? 800 euro. Çevirdiğin zaman? 800 euro. Tamam, Türk TL'ye çevir. Aşkım 2 ile çarp işte. 16 bin lira. Sadece. Evet, o yüzden biz ondan vazgeçtik. Onun yerine bize burada iki turla, arkadaş. Turla gidince de şey, kişi başı 10 euro. Bak evet, şimdi evet. Yani 10 nereye 800 nereye? 10 nereye 800 nereye? Rezervasyonumuz yoktu ama yine de bindik şeye, buna. Ay çok ses var, gidince anlatacağım. Biraz sallıyor ama. Yanaştık. Arkadaşlar üstteki evleri görüyor musunuz ya? Yani oraya inşa edilmiş dev gibi evler. Bulabildiğim en gölge açı. Bu arada arkadaşlar ya bu nasıl güzel bir şey ya. Bundan acilen bizim Türkiye'de de yapmaları lazım. Şezlong'un üzerinde yüzü güneşten koruma şeyi var. Neyi var? Böyle bir tentesi var. Şimdi size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çünkü bayağı şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Önce bir biçi gösteriyorum. Buraya ya botla ya da üst taraftaki merdivenlerle gelebiliyorsunuz. Merdivenler de şöyle. Benim dün inmeye çalıştığım yer hatırlarsınız. Ta buralardan aşağıya iniyorsunuz. Adamlar öyle bir sistem yapmış ki hani insanlar buraya geliyor ve burada gününü geçirmek istiyorsa onlara şöyle bir paket yapalım demişler. Size okuyorum. İşte 2 şezlong, 2 havlu, 1 şemsiye, 2 şişe su, 1 şişe şampanya, 1 meyve tabağı, 2 tane başlangıç yemek için, 2 tane de ana yemek, 2 tane espresso, 2 tane limoncello ve 2 tane de tatlı. Yani bildiğiniz her şey var bunun içerisinde, her şey. Bunun fiyatı 250 euro. TL'ye çevirseniz de aslında bu kadar şeyi yine yapamazsın. Çünkü Alaçatı'da bir tane, örnek veriyorum, Alaçatı'da Bodrum'da bir tane bir şişe şampanya açarsan zaten o tek başına 4000-5000 lira. Ön sıraların hepsi rezerve edilmiş. Ön sıralardan mesela yer isterseniz de, ki bence şart değil, onlardan yer isterseniz bir miktar daha fazla ödüyorsunuz ama bunların yine hepsi dahil oluyor. Bunu da bilgisini vereyim. Plajın ismi Arienzo. Bir ikisi dedim ya, paketin içerisinde iki başlangıç, iki de ana yemek var diye. Burada bir adet patlıcan var. Fırında patlıcan, işte domates, konuşamadım ha. Burada da kapris, ki en sevdiğim şey bu benim. Bunu ben direkt öğün olarak dahi yiyebilirim. Domatesler inanılmaz iyi gözüküyor bu arada. Buna bayılacak, böyle bir şey yok. Kum midyesi deniyor işte buna. Onlu spagetti. Bunun benim limonlu raviolim. Ama mesela bir parça aldım, tam bir şey değil ya. Benim damak tadım uygun değil. Nasıl? Bu günün, bu akşamın kombini hazır. Beyaz bir short, böyle short görünümlü etek giydim. Üzerinde de bu yeşil, fosforlu yeşil gömleğim var. Az önce yine hava gürlüyordu arkadaşlar ama vazgeçti herhalde, yağmıyor. Biz biraz erken çıkacağız Uğur'la çünkü normalde her yer rezervasyonla alıyor burada. Ama şansımızı denemek için böyle hızlıca bir yere gideceğiz ve biraz işte gözyaşı, biraz masumluk, şirinlik derken düşüyordum. Kendimizi aldırmaya çalışacağız. Rezervasyonlara çok zaman ayırmadım Uğur'a. Bir de ben biraz yanmışım sanki. Bir de size bir şey soracağım bak. O kadar çok Positano vlogu izledim ki gelmeden önce bilgim olsun diye. Hiç kimse denizden bahsetmemiş ama deniz inanılmaz bir derecede, sıcaklığı o kadar iyi ki yürüyerek de girersiniz. Hani zannetmiyorum üşüyeceğinizi ama çok rahat giriliyor. İçinde de çok çok böyle rahatlıyorsun, ferahlıyorsun. Soğuk bir deniz değil. Alaçatı asla değil, Bodrum asla değil. Eylül ayında Fethiye gibi düşünün. Gerçekten böyle biraz soğuk, biraz ılık ama yürüyerek girebileceğiniz ılıklıkta. Evet, bunu da bu bilgi de vereyim. Benim için önemli bir detay çünkü. Allah'ım lütfen düşmesin. Aşkım düşerse alamayız, bir önüne koy. Alırız çatı orası. Limondan sonra, hani dün gösterdim ya bundan yarın deneyeceğim diye. O bu. Arkadaşlar bugünden beri limonlu makarna yedi. Evet. Hani sanki limonatayı buzlukta dondurmuşsun. Evet. Sonra çıkartmışsın. Daha yumuşak hali. Blender'dan geçirmişsin buzu. Kırılmış yani böyle.
Buz ve limonata karışımı. İnşallah bu limonu da yıkamışlardır. Arkadaşlar bir daha buraya gelir misin? Yok, şansım başka yerden kullanırım. Burada garip bir şey daha var. Onu belki Damla söylemiştir. 2 ile 6 arası yemek yok. Ha, öyle bir şey yok. Söylemedim evet. Öyle bir şey yok burada. 2 ile 6 arası yemek yiyemiyorsun. Ya, vardı tabii. Her yani dedi ki adam. Is it the first time in Italy? Ben de yes dedim. Dedi burada bu saatlerde pek bir şey bulamazsın dedi. Gece 12'den sonra ve öğlen de 2 ile 6 arası restoranlar hani şefleri muhtemelen aşçıları olmuyor. O yüzden de yemek çıkartmıyorlar. Çok nadir böyle bazı biraz daha ne bileyim mesela atıyorum arkada Misaki diye bir yer var bak. Sushi, Japon mutfağı orada yersiniz ama İtalyan restoranlarında pek mümkün değil. Ama Roma'da böyle değildi. Bence biraz daha şey kısımlarında böyle yazlık kısmında. Şey de söylemek istiyorum. Yani ben size her ne kadar göstermesem de ben sigara kullanıyorum arkadaşlar. Dış mekan fark etmeksizin sigara içilmesi yasak. Ama... Yani hiçbir restoranda sigara içtirmiyorlar. Diyorum ki hani burası dışarısı diyorum. Aa, yine de yasak diyorlar. Böyle çok nadir birkaç restoranda gördüm değil mi? Hı-hı. Hani teraslı meraslı olanlar. Onda da yani bayağı bir açık. Bir de şöyle açıl arabayı gösterelim. Gözükür mü ki? Klasik bir araba geçti. Bunun için araba vermemiz gerekiyordu gerçekten. Evet çok güzel. Ya birçok insanın hoşuna gider bu hani sigara içilmeyen alanlar olması tamamen ama bence sigara kullananlar için sigara kullanan da nefret eder. Yani bugün Biş'te de aynı muhabbet oldu. Allah'tan yani şezlongda içiliyordu da. Evet. Yani restoran bölümünün sağa sola her tarafı açıktı. Ona rağmen mesela yasak dediler. Şu anki gideceğimiz yerde full açık bir yer seçtik. Bir de yapacak da limon, tank mi yedim? Link mi içtim? Ne oldu? Arkadaşlar günaydın. Dün gece yine burada bir yağmur, sel, felaket. Dün akşam sadece 1,5 saat masa bekledik. Yani rezervasyon yaptırdığımız yerin masasını bekledik. Yağmur yağıyor diye birçok masa iptal olmuştu. Yani hani masayı kullanamıyorlardı dışarıdaki. O yüzden hani 5 masa aralarına döndüler siz düşünün. O yüzden hani kamerayı falan bile çıkartamadım. Yani hem yağmurdan hem böyle dümdüz duruyoruz diye. Bugün oteli yani Positano'yu terk ediyoruz. Saat öğlen 1'e 2'ye kadar vaktimiz var. O yüzden de hani bu zamanı şeyde değerlendirelim dedik. Aşağıda bir beach'e gideceğiz. Orada da bir daha denize gireriz. Biraz bir şeyler yeriz, otururuz. Ondan sonra komple havaalanına Napoli'ye geçeceğiz. Kaldığımız oda böyle ufacık, gerçekten ufacık ama şirin bir odaydı. İşte şöyle göstereyim. Bavullarımız şu an burada. Koş 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 koş. Saat şu an burada 9.50. Türkiye'de de bir saat ileride. Banyoyu da size göstermek istiyorum. Çünkü tabii ki eski. Biz bu arada bayağı toparladık ha. Odamızı baksanıza. Her şeyi astık falan. Çöpü oraya bıraktık. Yani jilet gibi terk ediyoruz odayı aslında. Bugün buradaki beachlerde takılacağız. Hemen şöyle döneyim. Burada Rada restoran vardı. Onun altındaki beach'i çok beğendik. Çünkü şey bir de restorana yakın daha kahvaltı da yapmadığımız için bu bölgeyi seçtik. Zaten bir sürü insan buraya geliyor ya da bakayım gözüküyor mu buradan? Gözükmüyor. Oradan feribotlarla işte Capri'ye gidiyorlar ama tüm gün orada geçiyor. Ne oldu Uğur? Keşke önce alıp sonra şey yapacağız. Evet. Buradan da beach için bilet alıyorsunuz. Zorlu yolculuk başladı. Ben turuncuyu getireceğim bu arada. Bunların hepsini ta o en aşağıdan buraya kadar... Evet bak arkadaşlar böyle gidiyor. Ağır zaten. Birçok şey buna koydum tabii ki de ağır. Thank you so much for everything. Okay. Thank you. Bye. Bye bye. Viva la Turquia. Bye bye Turquia. Yeah. Viva la Turquia. Bak nasıl iniyor. Uffa. Bye bye Napoli. Yasa gelmem. O zaman videonun sonuna geldik. Uçağa giriyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.